Sine 5 TV ekranlarından iyi akşamlar. Pozitif Futbol programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımız Türk futboluna, Türk sporuna hayırlı olsun. Değerli konuklarımı tanıtıyorum. Öncelikle teknik direktör Metin Uzun Hocam. Uzun yıllar Beşiktaş'ta futbol oynamış, futbol camiasının yakından tanıdığı bir isim. Ali Büyükhasar, değerli yönetici, Sarıyer Kulübü'nde uzun süre, uzun yıllar yöneticilik yapmış. Çok değerli, kıymetli dostumuz, arkadaşımız. Hoş geldin Ali Hocam. Hoş bulduk. Hoş geldin Metin Hocam. Hoş bulduk. Programımız hayırlı olsun inşallah. Hepimize inşallah hayırlı olsun. Futbolun doğrularını konuştuğumuz seviyeli, tarafsız, herkesin de zevk alacağı bir program olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Bize de bu imkanı verdiği için Sine 5 TV'ye teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftanın maçı tabii bu hafta karşılaşmalar, onlarla ilgili bir panorama var. Onu da isterseniz şöyle bir karşılaşmaların sonucunu ve lig fikstürünü bir okuyayım. Haftanın panoraması Erzurum 1, Kayseri Spor 1, Ankara Gücü 1, Demir Grup Sivas Spor, Denizli Spor 1, Antalya Spor 1, Beşiktaş 1, İHA Konya Spor 0, Fenerbahçe 0, Galatasaray 1, Alanya Spor 2, Çaykur Rizespor 1, Başakşehir 0, Fatih Karagümrük 1. Haftanın İstanbul derbisinde Karagümrük burada karlı çıkan takım oldu. Onun derbide de Fenerbahçe, Galatasaray derbisi. Evet. Birazdan da konuşacağız. Güzel bir derbi oldu. Fenerbahçe Galatasaray haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biriydi. Futbolun iki takıma da farklı şeyler tanıdığı, pozisyonlar tanıdığı bir karşılaşmaydı. Ne diyorsun Metin Hocam bu konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Galatasaray maçına? Anlamda çok önemli bir haftaydı Fenerbahçe adına. Çünkü ligin başında da büyük transferlere imza atan, evet, ligin ikinci yarısında da takımına önemli katkıda bulunacak oyuncuları yeniden kadrosuna katmasıyla sürekli gündemde olan bir Fenerbahçe takımı vardı ve Transferin şampiyonuydu. Tabii. Fenerbahçe'de bu yapılan transferleri şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Tabii. Şimdi malum kulüplerimizin ekonomik durumları çok büyük. Sıkıntı içerisinde, ekonomik zorluklar içerisinde, hiç kolay değil. Sıkıntıların içerisinde bir kulüpleri, camiaları yönetmek zordur. Biraz sonra gerçi Ali Hocam bu konuya değinecektir futbolun ekonomisi adına ama ben şimdi Fenerbahçe'nin burada cesaretli bir duruşu var. Bir takım sorumlulukları, hayalleri önden satın alma var. Ve bunun karşısında beklenenleri bir türlü veremiyorlar. Evet, pandemi yılı, sağlıkla, sporcularımızın işte formda kalması, devamlılığı, takım dinamizmi, bunlar çok önemli. Çünkü bir taraftan pozitif işte korona vakası, bir taraftan sakatlıklar, kırmızı kart, takımlar bir türlü o performansı yakalayamıyorlardı ilk yarının ortalarına doğru. Ama ilk yarı biterken herkesin artık bir form grafiğinin oturduğunu, iyi çıkışlar yaptığını gördük. Yani Fenerbahçe sezon başından beri bir türlü bunu yapamadı. Galatasaray mesela baktığımız zaman Galatasaray bir bölümünü aldı Fatih Hoca. İyi bir çıkış yaptı. Sonra işte sürekli bu sakatlık, pandemi, cezalı durumu, konumu derken orada bir düşüş yaşayabildi ama Fenerbahçe'ye baktığımız zaman bu çıkışı bir türlü göremedik. Sezon ama başından beri. Hocam çok özür dilerim, araya giriyorum. Fenerbahçe biraz daha diğerlerine göre toplama bir takımdı. Mesela Beşiktaş daha geçmişten gelen oyuncuları vardı. İşte Galatasaray keza aynı şekilde. Fener'in hocası yeni. Erol Hoca bu sene başladı. Evet. Sportif direktör modeli geldi. Emre Belezoğlu çalışıyor. Evet. Türkiye'de çok denenmiş ve başarılı olmuş modeller değil bunlar. Toplama bir takım yaptı. Şimdi transferlere siz okursunuz. Sene başında alınan transferler falan. Tabii. Baktığınız zaman ligin dengesini değiştirecek transferlerdi. Ya evet, ama şimdi şöyle, ilk 22 hafta oldu şimdilik. Evet. 22-23 hafta oluyor yani. Şimdi bu dönemde baktığımız zaman milli takım aralarını koyduğumuz zaman, ikişer haftada öyle koyduğumuz zaman 25 neredeyse 26-27 hafta yapar. 27 haftada bir takımın ne kadar yeni, yeni takım, bu kadar fazla transferin olması, bir takım kurguları oluşturmak gerçekten zordur. Erol Hoca'nın işi bu anlamda zor ve çok büyük transferler de şimdi devre arasında Mesut geldi. Mesut gibi birçok isimler de yanında geldi. İrfan geldi. Şimdi bu kadroları oluşturmak, işte takımda Sosa'sı var, Gustavo'su var, Pelkası var, Tiamo var, Valencia'sı var. Ama şimdi baktığınız zaman buradan bir takım çıkartamıyorsanız ben biraz burada Erol Hoca'yı eleştirebilirim. Çünkü yani bu kadar geçen haftanın içerisinde eğer bir takımın bir oyun planı,
bir oyun kurgusu. Şimdi sportif direktör Emre Belezoğlu da Sayın Ali Koç'la yaptığı görüşmenin içerisinde bir oyun kültürümüz yok dedi bundan önce. Evet. Sezona başlamadan önce. Doğru. Şimdi baktığımız zaman ne bir oyun kültürü var, ne bir oyun vizyonu var yani oyunun. Sahada oynanan oyuncuların vermiş olduğu performanslar bile ciddi anlamda sorgulanır durumda. Evet. Yani Valencia'ya bakıyorsunuz bir maçı, beş maç kötü. Tiam'a bakıyorsunuz ortada yok. Samat da 15-20 gol hayaliyle transfer edilen. Çizse tam bunun paralelinin de tam tersi. Yani hocam şunu mu diyorsun biraz? Fenerbahçe oyun kurgusunu sezon başından beri tamamen bir şablon kurgu oturtamadı. Oturtamıyor. Burada ben soru işaretlerim var. Acaba takımların içerisi takıma Erol Hoca hakim olabilir mi? Yoksa bu takımın içerisinde yapılan kadrolarda dışarıdan Emre Belezoğlu'nun da yönlendirmesi var mı diye de soru işareti kafamda. Çünkü Galatasaray'da her ne kadar da olsa baktığınız zaman Galatasaray'da bazı işler Fatih Hoca'nın duruşuyla, şimdi yönetim de biliyor. Fatih Hoca'nın suratı asık. Abdullah Bey ne dedi maçtan sonra? Hocamızın yüzü gülüyor. Daha net kararlar verebiliyor. Takıma daha hakim. Yani şimdi bir kere kafa olarak da hocalarımızın, teknik sorumlularımızın rahat olması gerekiyor. Maç maç iyi hazırlanması gerekiyor. Hocam Fatih Hoca bu yani Galatasaray'ın içinde bulunmuş olduğu kötü, sıkıntılı dönemi, süreci iyi yönetti mi? Sizce nasıl yönetti? Ben iyi yönettiğini düşünüyor musunuz? Yani bu son dönemi, hani bu transfer, Abdurrahim Albayrak işte gelecek, alacak, başkanlar aralarında geçen konuşmalar, acaba transferler yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu konuda ne dersiniz hocam? Sözüm bitiyor, sözleşmem bitiyor dedi Fatih Hoca. Evet, ayrılık sinyalleri verdi. Sözüm de geçmiyor. Evet. Çünkü sözüm de bitiyor dedi. Tamam. Burada zaten yönetime bir mesaj gönderdi. Gönderdi. Zaten şu durumda yönetimin de, Sayın Cengiz Başkan'ın da, Abdurrahim Bey'in de yönetim konudaki arkadaşlar Fatih Hoca'dan vazgeçemezler yani. Fatih Hoca'nın Galatasaray içerisinde çok ciddi bir ağırlığı var yapısal olarak. Evet. Sözleşmesinin bitmeden önce tazelemek istedi, güven almak istedi. Bu da bir antrenör olarak istediğimiz en önemli duygular olsa gerek. Yani sözleşmesi bitmeden yakınken o sürenin uzatılması. Şimdi hocam bir de şöyle bir şey var. Kazanmak bir alışkanlıktır. Aynı hayatta olduğu gibi sporda da böyle. Yani kesin. Fatih Terim dediğiniz isim kimisi çok sever, kimisi hiç sevmez. O ayrı bir konu. İnsanlığı, kişiliği ilgilendirmez. Sportif yanı alakadar. Futbolun oynamak lazım. Şu an aktif teknik direktörler arasında en tecrübeli isim. Kesinlikle. Bunu hiç kimse tartışamaz bir kere. Muhakkak. İkinci nokta, 8 tane şampiyonluğu var. Hepsi Galatasaray'la. Evet. 20 tane de kupa almış. Yani şimdi biz bu adamın başarısını, başarısızlığını tabii ki sorgulayabiliriz yani sezon sezon ama tecrübesini, kazanma yeteneğini, hırsını, azmini sorgulayamayız. İstediği gibi yönlendirme de tabii yapıyor ki. Yani haftaların içerisinde önemli haftalarda vurguları. Tabii. Mesela şimdi birazdan teknik analize de girdiğimizde ben Fatih Terim'in Erol Hoca'yı biraz da gafil avladığını da düşünüyorum. Teknik taktik açısından. Siz daha iyi açıklarsınız tabii ki ama yani orada bir Kurt Hoca oluşunu da konuşturdu bence derbide. Ya şöyle, derbide Kurt Hoca oluşundan ziyade aslında baktığımız zaman iki takımın da devre arası transferleri sezon başı transferlerine göre daha doğru. Şimdi Galatasaray'ın iyi bir santrafora ihtiyacı vardı ki ben Cagli'yi niye gönderdiler hala onu anlamış değilim. Çünkü Falcao'yu gönderemedikleri için sözleşmesinden dolayı gelen yabancılarımızın biliyorsun kapı gibi, tabii, kale gibi sözleşmeleri oluyor. Maalesef. Bundan dolayı Galatasaray'da Falcao'yu gönderemedikleri için Cagli'yi gönderdiler. Yusuf Muhammed geldi. Muhammed Mustafa, evet. Muhammed Mustafa iyi bir oyuncu olduğunu gördük. Çünkü devre arasında İrfan Can, Mesut, Samuel Fenerbahçe'de, ondan sonra Atilla Salahi. Sızalahi Fenerbahçe'nin, evet. Yani bunu iyi transferler yaptı sezon başına göre baktığımız zaman. Şimdi Fenerbahçe kadrosunu aldığımızda elimize sezon başında 4-5 tane transferin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii. Yani şimdi Galatasaray'da devrasına baktığımızda Yetlin'i aldı, Muhammed'i aldı. Onyekuru'yu getirdi, hamlesini yaptı. Onyekuru'yu getirdi, zaten Onyekuru artık takımın içerisindeki bir isim. Tabii. Hocam ben Forvet Muhammed'i çok beğendim. Usta bir ayağa benziyor. Yok, İki maç önce attı, özgüvenle penaltıya gitti, istedi. Evet. Son maçta
fake'ini yaptı. Adamı çok güzel de bir gol attı. Usta işi bıraktı. Çok güzel bıraktı. Gerçekten bir futbol sever olarak ben çok beğendim. Evet, harika. Doğru transfer verdi yani. Doğru transferlerin yapıldığını gördük. Fenerbahçe'de yani. Hocam peki çok transfer yaptı Fenerbahçe ama Fenerbahçe'ye baktığınız zaman forvet eksikliği var. Yani bugün bir ya yok. Tiam'ı oynatıyor son 3-4 maçtır. Tiam Galatasaray karşılaşmasında yok. Neden yok o da belli değil. Neden oynatmadılar hocam? Sise de bekleneni vermedi. Ya Sise bu takıma zaten alternatif santrafor olarak geldi. Şimdi Samat da Tiam'ı da santrafor olarak kullanabiliyor ama işte ben şimdi burada Fenerbahçe'de soru işaretlerim var kafamda. Yani az önce de söyledim ya Erol Hoca bir yerde eksik kalıyor. Bu gözle görülür bir nokta. Şimdi Alanya maçındaki oyun anlayışının aynısını Galatasaray maçında da uygulamaya çalıştı. Topu rakibe verip topun arkasına. Evet, yani, evet. Tamam. Bu da bir oyun anlayışıdır. Buna da bir saygı duyarım ama Fenerbahçe takımı böyle oynayamaz. Bunu bir Anadolu takımı oynayabilir. Ya bu kadar büyük transferlerin içerisinde Fenerbahçe takımını alıp Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u bu oyun kültürüyle, bu oyun mantığıyla oynayamazsınız. Bazı maçlar vardır, baskı yersiniz, çıkamazsınız, beklemek zorunda kalırsınız, takım halinde topun arkasında kalırsınız. Şimdi Fatih Hoca geldi, biliyor ki orta sahalarda bir kere daha topa yatkın, daha oyunun kontrolü. Şimdi Fenerbahçe'de Mert Hakan, Ozan, onların yanında kim vardı üçüncü adam? Fenerbahçe. Sosa. Sosa, orta sahada. Sosa evet. Üçlüsü. Dön Galatasaray'a, Taylan, Arda, Emre Kılıç. Ya Bellanda, Emre Kılıç. Şimdi daha fazla hareketli, daha fazla evet. Topa sahip. Şimdi Fenerbahçe'de Ozan daha fazla ikinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşımaya çalışan oyuncu. Evet. Çünkü ne kenarlar partnerlik yapıyor, kenar oyuncuları, ne ön taraf partnerlik yapıyor. Evet. Şimdi Sosa alıyor, en yakınındakine oynuyor. Alan ve mesafe kat etmiyor. Şimdi Ozan alıp çok fazla iş yapmaya çalışınca yazık çocuk. Sahanın bana göre en iyilerinden bir tanesi Fenerbahçe adına. Tabii. Önemli katkılar oldu. Mücadelesi de oldu. Ama iki tarafı kıyasladığın zaman Galatasaray zaten biliyor. Biz orta sahaya baskıyı yaptığımızda, ikinci bölgede topu elimize geçirdiğimizde, biz bu topu kenarlardan gelmeye çalıştığımız sürece biz zaten oyunu Fenerbahçe'nin yarı sahasında oynayacağız dedi. Çok basit. Fenerbahçe'de de tam tersi kazandığımız topu biraz daha ezbere bir oyun olduğu için oyunun içerisinde savunmadan ta üçüncü bölgeye oyun tenis kortuna döndü. Hocam sanki Galatasaray daha motive, daha hırslı, daha istekli ya, de. Bu maçların motivasyonu hep aynı. Fenerbahçe'de yani. Sanki beraberlikte kötü sonuç değil gibi böyle bir enerji verdi yani. Ya Fenerbahçe ya, kazansa ama önemli bir mesafe kat edecek burada. Tabii. Şimdi hocam bir şey sormak istiyorum bu arada. Acaba Fenerbahçe alanları çok geniş mi tutuyor? Böyle bir Erol Bulut'un bir taktiksel anlamda yani alanları daha dar alanda oynatamıyor. Mesela Galatasaray dar alanda oynayabiliyor. Yani ya şimdi anladım ne birinci bölge, istedim. Orta sahada ve hücum bölgesiyle birleşik oynuyor. Ama Fenerbahçe'nin alanlar şimdi, arasında çok genişlikler var hocam. Bu neden? Mesafeler. Evet mesafeler. Savunmanın çok geri kalması, Fenerbahçe takımının sürekli bu topu kaybetmesi ve bu topun önde oynanmaması. Yani Samatta'da kalmıyor, Çiste'de kalmıyor, Valencia'da kalmıyor, Tiam'da kalmıyor. Yani kenarda Samuel geldi. Şimdi Samuel çok iyi bir oyuncu. Ondan çok randıman alacaklardır şimdi. Hı hı. Mesut'un Fenerbahçe'ye, İrfan Can'ın Mesut'un. Evet. Tahminime göre orada bir Mesut, İrfan Can, Gustavo olabilir. Ozan zaman zaman tabii. Orada bir İrfan Can, Ozan. O zaman işi işte Pelkas girdiğinde Samuel diğer tarafta, ön tarafta Samat da daha böyle pas oyununa yatkın bir oyuna dönecek oyun. Çünkü baktığımızda Galatasaray maçında da bunu gördük. İkinci yılda Mesut oyuna girdi. Sosa'nın alışverişleri değişti. Ozan'ın alışverişleri değişti. Tabii. Biraz daha öne oynamaya başladı Fenerbahçe. O zaman şimdi Erol Hoca'nın açıklamalarına bakıyorum ben. Yanlışsam lütfen düzeltin. Estağfurullah buyurun. Diyor ki Erol Hoca açıklama. Elimde fazla başka orta saha adamı yoktu ki. Ya daha ne olsun hocam ya. Şimdi elinde Sosa 5 aydır elinde. Sosa çok mu hazır durumda? Hayır. 5 aydır antrenman yapıyor. Aynı Sosa. Bir de bu Sosa dediğimiz adam ekstra bir adam yani. Trabzon'da çok iyiydi. Trabzon'da çok iyiydi. Yani şimdi çok usta ayak bunlar. Elimde orta saha oyuncusu yok. Dünya yıldızı var Mesut. Başta 60 dakika, bir 45 dakikayı Mesut zaten en kötü haliyle silkelese kendini çıkar. Bir 15 dakika dinlenmenin arkasından bir 15-20 dakika daha çıkar. Hocam Mesut'la alakalı birkaç bir şey söylemem lazım. Mesut'ta da şöyle bir şey var.
kendisi de çok farkında. Çok büyük beklenti var. Evet. Sonuçta Türkiye'nin en pahalı oyuncusu. Tabii ki. Avrupa'da büyük isim yapmış, en büyük takımlarda oynamış bir oyuncu. Mesut da kendini ve maçta gösteremedi. Yani biraz daha korkak oynadı. O Mesut'u bildiğimiz driplikleri, sorumluluk alan yapısı, top alan yapısı, top yapmak isteği veya işte kaleyi yoklayan şutları. Bu maçta pek şey yapamadı. Mesut hazır değil de hazır değil. Beyin olarak herhalde. Şey olarak hazır Mesut'un değil. Bir anda hani ben şimdi bunu söylerken Mesut'un bir anda çıkıp dört dörtlük oynamasını beklemeyiz. Çünkü takım arkadaşları da beklememeli. Tabii. Ezmemeli yani. Şimdi her gören öyle. Mesut'a topu vermeye çalışıyor. Tabii. Saha içerisinde de gördük. Ama tarışı gibi görüyorlar onu. Aynen. Şimdi oyunun genel oyuncular kendi karakter, oyuncu karakterlerini sahaya yansıtmaları tabii gerekiyor. Zaten siz kendi karakter, oyuncu karakterlerini yansıttığınızda o zaman zaten Mesut'u bulacaksınız oyunun içerisinde. Mesut zaten orada sizin önünüze oralarda boşta kendine evet yer bulacak. Bulmak zorunda da Fenerbahçe adına. Nasıl Galatasaray'da Arda çok ekstra işler. Peki hocam Mesut'tan bir Alex, bir Hacı çıkar mı sizce? Ya çıkar. Fazla çıkar. Ben ama o zamanki kadrolarla bu kadroları birbirine size de soralım hocam. Ben hepsinin ayrı ayrı özel yetenek olduğunu düşünüyorum. O kesin ama verim olarak Mesut yani. Bu sene bence böyle bir şey çıkmayabilir. Sezon hazırlığını yaptığı zaman önümüzdeki sezon ilk sezon hazırlığından sonra bence böyle şeylerde olabilir yani. Hazırlık dönemi olarak geçiyor. Yani bu 6 ay onun bu lige alışma süreci. Şimdi şöyle şunu atlamayalım Ali abi. Mesut gibi oyuncular dünya yıldızı oyuncular. Tabii. Yani adam kendini kanıtlamış adam. Yani bunun kalitesini zaten Mesut'un kalitesini tartışacak halimiz yok. Tartışamayız da. Yetmez de yani. Söylediğimiz zaman biraz ukalalık olur ya tabiri caizse. Ama şöyle bir şey var. Siz oyun takım olarak oyuncu karakterini, takım karakterini bir sahaya yansıttığınızda oynamanız gereken ve sahada yapılması gereken işleri yaptığınızda Mesut bu takımın içerisindeki rolünü kendi alır zaten. Yani liderlik vasfını ortaya koyar yani. O özel oyunsal anlamda senin beklediğin şeyleri hani Alex'in nasıl kıyaslıyorlarsa Mesut bunu zaten fazlasıyla yapacak. Duran toplarda etkili olur. Adam eksiltmede, pas tercihlerinde kullanacağı mevkilerde. Biz kıyaslamaya bayılırız ya o yüzden soruyorum. Yani ben kıyaslamıyorum yani, o tür şeyleri. Aynen. Bizim hani Türk halkı da sever. Seviyoruz hep yani. Alex mi? Alex ama Mesut'un bambaşka bir Mesut'la yani o kendi yani kendi oynamış olduğu mevkide farklı bir oyuncu. Yani Alman milli takımında yıllarca oynamış bir oyuncu. Hacı ile işte Alex de farklı normal. Zaten farklı oyun modelleri var. Onlarla çok benzer özellikleri olan bir oyuncu değil yani baktığınız zaman. Şimdi öyle ama bunun içerisinde işte bir takım kurgusunun içerisinde Mesut bir şeyler yapabilir yani. Tabii. Şimdi o zaman Alex'in kadrosuna baktığımız zaman o kadronun içerisindeki kurgu oturmuş her şey. Taktiksel anlamda da Alex de kendini o pozisyon içerisinde buluyordu zaten oyun oynanırken doğru. Ya hocam takım oyuncuları da taraftar da usta ayakları her zaman görmek ister. Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda Sergen Yalçın şimdi hoca Sergen Hoca o zaman futbolcuydu. Takımın 10 numarasıydı, lideriydi, kaptanıydı, her şeyiydi. Ne yaptı? Sorumluluk aldı, inisiyatif aldı. Aslan payı da kendisindedir. Ya o dönem şampiyonluk bugün de takımın başındadır yani. Tabii ona bu kulüpte Beşiktaş'a gelince onu camiada ona hak edilen değeri vermiştir. Şimdi Mesut'a bir anda gelip yani bu her oyuncu için geçerli. Geldiğinizde bir anda bir şeyleri bekleyin. Burada Fatih Hoca'nın tecrübesiyle şimdi Erol Hoca dedik ya oyunun başında. Şimdi sadece Galatasaray Fenerbahçe derbisine özel değil. Diğer maçta mesela bir önceki maçta Fenerbahçe Hatay maçında son 5 dakika 4 olurdu. Tabii. Yani Ferdi Kadıoğlu girdi orada iyi bir orta yaptı. İkinci golü buldu rahatladı. Bir gol yedi 2-1 bitti maç. Yani Fenerbahçe'nin bu haftalara kadar bir takım şeyleri oturtması gerekiyordu Erol Hoca'nın. Ama gördüğümüz kadar Erol Hoca bu konuda çok eksik kalıyor. Bak, Erol Hoca için bu haftaki maç da çok önemli. Bak şimdi Salı günü Başakşehir'le maçı var Fenerbahçe'nin. Evet. Kupa maçı var. Ciddi bir durum söz konusu burada. Yani eğer bir şeylerin yolunda gidip gitmediği hakkında, belki bu maçın kötü gidişatı hakkında Fenerbahçe ile ilgili veya Erol Hoca ile ilgili bazı kararlar verilecektir. Hocam sonra da Karagümrük gibi bir sıkıntılı da bir maç var. Evet hafta sonu Karagümrük'te oynuyor. Müsaade önemli. İkinci yarıda önemli maçlar oynanıyor. Tabii. Şimdi ikinci yarının maçlarını aldığımız zaman biz burada ikinci yarıda yani her maç zor artık. Tabii.
Çünkü puan kaybına hiçbir takımın tahammülü yok. 3 maç kaybeder. Şimdi 5'te 2 maç nasıl kaybetti? Çat çat 5 puan. 5 puan gitti. Bu akşam da yenilseydi beraber kalsaydı 7 puan mı olacak? Sıkıntılar da görülmüştü işte o anda. Fenerbahçe Galatasaray yenmiş olsaydı 6 puan yapacaktı aradaki barajı. Evet, evet. Yani bu demektir ki 2 maç kredinin olacak. Ama şimdi kredin yok. Şimdi 1 maç krediniz var. Şimdi 1 maç. Ya Fenerbahçe'de bence şöyle bir şey de var baktığınızda. Fenerbahçe'nin Gustavo'lu Gustavo'suz diye zaten bunu herkes biliyor. Yani bunu tekrar açıyorum ama. Yani Pelkas'ın ve Gustavo'nun olmaması Galatasaray karşılaşmasında Erol Bulut'un oyun planını inanılmaz ölçüde bozdu. Yani bu da kenara koyulması gereken bir ya Pelkas hep arttırıyor. Düşünce. Asistleri de var, golleri ya de tabii var. Tabii yani inanılmaz artısı vardı yani. Ama ikisi olsaydı Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında sonuçta farklı olabilir miydi hocam? Ya muhakkak ki olabilir. Olabilirdi yani. Şimdi bunu da yamanatmamak lazım. Oyun kültürünüzü değiştirmediğiniz sürece tabii. Bence yani çok fazla bir şeylerin de değişeceğini düşünmüyorum ben. Neden düşünmüyorum? Çünkü Erol Hoca'nın biraz eksik kaldığını görüyorum. Ve şöyle kulübeye baktığımda ya biraz farklı fotoğraflar yakalamaya başladım. Yine böyle bir karışık, karmaşık bir durum. Yani o yüzden de az önce dedim acaba Erol Hoca mı yapıyor yoksa dışarıdan Emre Hoca'nın bazı müdahaleleri oluyor mu diye. Hocam sen de teknik adamsın mesela. Hani teknik adamlar böyle biz de yöneticilik yaptık. Hocalarla güzel ilişkilerimiz vardı. Ama böyle hani çok müdahale ettirmez hocalar genelde. Yani bazı hocalar diktir yani. Bazı hocalar omurgada dururlar öyle söyleyeyim yani. Bazen etmek zorunda kalıyorsunuz. Belki beraber bunlar gelişir geldiği zaman geldiğiniz zaman danışıklı dövüşler de olabiliyor. Şimdi Fatih Hoca'nın otoritesine baktığımızda Erol Hoca'nın sahadaki yani takım otoritesi çok önemli. Yani sağ duruşu tamam. Fatih Hoca bir deneyim. Evet. Şimdi Erol Hoca da bu piyasaya yeni 2-3 senelik Alanya'daki başarısıyla gelmiş. Daha önce farklı başarılar olmayan ama Alanya'da iyi çıkış yakalayan bir iyi bir grafik yakaladı. Tabii. Şimdi burada bunu devam ettirebilecek mi, ettiremeyecek mi? Şimdi bu onun kadar özel oyuncuların içerisinde bir takım karakteri, bir takım temposu, bir takımdaşlık, bir arkadaşlık. Yani oyunun içerisinde aslında hani şurada durmadan 3 saat konuşabilirim ben Fenerbahçe ile ilgili. Caner ile ilgili bir saat hiç durmadan konuşabilirim. Nazım Sangari ile ilgili konuşabilirim. Gustavo Ozan'la ikilisiyle evet. ilgili Pelkas'la ve Valencia'nın bu takımda ne yaptığını ben bir türlü anlayamadım yani. Oyuncu performansı olarak. Siz kaliteli olabilirsiniz. Kaliteli bir insan olabilirsiniz. Ama sizin kaliteli ayaklarınızın saha içerisinde ne kadar işlediği önemli. Bana kaliten sahada lazım. Sahada kaliteni performansınla birleştirmen tabii. gerekiyor. Yani siz kendi adınıza oynarsanız o zaman gidin bireysel bir spor dalını takım seçin. Boks yapın. Tabii. Takım sporu takım oynamayın spor yani. Oynayamazsınız yani. Tabii. Takım oyunu. Fenerbahçeliler de bence biraz sabırsız davranıyorlar. Cami olarak. Hepsi yeni baktığında. Erol Bulut yeni. Bu sene daha gelmiş bir hoca. Ne kadar önünde Barcelona ayarında bir kadron dahi olmuş olsa onları bir araya getirip onları uyum haline getirmek şöyle hemen çok kolay değil var. Diye düşünüyorum. Orada da beklenti büyük. Şimdi başkanı da yeni baktığın zaman daha yeni. İkinci senesi. Yeni sayılır ama daha yani. İki değil. Üçüncü senesi. Emre Belezoğlu yeni. Emre Belezoğlu yeni daha ilk senesi baktığında. Volkan hep yeni oyuncular böyle diye düşünüyorum bu konuda. Futbol bahane oyunu değil. Değil tabii. Taraftar her zaman başarı bekler. Yöneticiden de, teknik direktörden de, futbolcudan da. Siz ne anlatırsanız anlatın. Tabelada 3 puan aldınız mı almadınız mı? İnsanlar buna bakar. Tamam. Bunu bir kenara koyalım. Beklenti niye büyük? Türkiye'nin en büyük holdinglerinin biri. Veliahtı gelmiş. Koç Holding tabii. Koç Holding kulübü almış. Başkan olmuş Ali. Evet, evet. İddialı da. Dolayısıyla iyi bir takım kurdu. Tamam. Sportif direktöre getirebileceği en iyi ismi getirdi. Emre Belezoğlu bu camianın içinden çıkan saygı duyulan bir adam. Evet. Türk futbolunda da önemli Başakçı işler yaptı. Başakçı'yı aldılar geldi. Yani eski takımına transfer döneminde de büyük fedakarlıklar yaptı. Tabii. Erol Bulut gibi de yıldızı parlayan bir teknik direktör getirildi. Yani kimse kusura bakmasın bu beklenti olacak değil mi hocam? Öyle. Yani bu beklentiden kaçamazsın. Şunu diyemeyiz yani. Yarın Fenerbahçe yönetimi çıkar. Biz hocanın istediği transferi yaptık. Ama hocamız maalesef bunu kaldıramadı dediği zaman şu an yönetimi kimse suçlayamaz. Tabii ki. Suçlarız, yanlış transferleri eleştiririz. Yani bunlar niye alındı, bunlar alınmaması. Ama ihale Erol Hoca'ya kesti. Erol Hoca'ya kalır. Çünkü büyük takımlarda başarı şimdi Sergen Hoca'nın elindeki kadro ligin ortasına doğru geldi, düzeldi.
Ondan sonra bir Fener Beşiktaş takımı çıkış yakaladı. Şimdi sezon başında elinde hazır bir kadro varken bu kadroları yönetememek, bunlarla bence şu pandemi sürecinde var ya bak, biraz işi sıkı tutan, oyun kültürü, oyun vizyonu iyi olan, iyi çalışan, iyi temposu olan takımlar bak 8-9 puan, 10 puan önde götürür ligi. Bak lig öyle bir durumda ama ilk yarı kimse bunu değerlendiremedi. Alanya liderdi. Kaç puan geriye çıktı? Şimdi yeniden bir çıkış içerisinde düşüş yaşadı. Çünkü oradaki Beşiktaş kötü başladı, sonradan geldi. Galatasaray bir kötü başladı, bir kötü dönem geçirdi. Evet, şimdi yeni transferlerle yeniden bir çıkış içerisinde. Şimdi Beşiktaş bir çıkış içerisinde devam ettiriyor. Şimdi Fenerbahçe toparlayıp gelirse, arkadan Trabzon gelirse, işte nerede kredi lazım size? Derbi maçlarını kazandığınızda, evet, şampiyonluk için. Fenerbahçe'nin bu anlamda uyumuş, oturmuş bir oyun kültürü yok sahanın içerisinde. Yani ne oynadıklarını bilmiyor. Fenerbahçe'ye yapılması gereken her şeyi yönetim, başkan yapıyor. Tabii. Ve bunun karşılığında da başarı istiyor. İstiyor çünkü geçen sene de Ali Hocam, siz de bu işin ekonomisini okumuş, yıllarca emek vermiş bir insansınız. Daha iyi bizden burayı da biliyorsunuz. Ekonomi konuları bilen bir insan. Ekonomi anlamına Fenerbahçe'nin borç batağında olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Tabii. Tüm dört büyük kulüplerin borç batağında. Hepsinin ekonomik sıkıntısı yani, var. Ekonomik sıkıntı. Bunların var. En önde olan Fenerbahçe. Borçlarını bir yıl erteledi. Bu sene kesinlikle başarılı olması. Geçen seneden yapılan transferlerin hepsine baktığımız zaman başarısız olmuşsun. Kötü bir Fenerbahçe sezonu geçmiş. Son haftalarda biraz toparlamışsın. Kesinlikle. Yani iş kısadan isteğe geldiğinde bu sene kesinlikle Erol Hoca'nın başarılı olması gerekiyor ki bu yönetim de bu transferleri şöyle, bunun için yaptı. Hocam sene sonunda Fenerbahçe kongreye gidiyor. Yani siz şimdi son iki senede bir başarınız yok. Bu sene başarılı olmak zorundasınız. Mecbur, sportif anlamda. Ha, diğer amatör branşların hepsinde başarılılar bak. Voleybolda. Doğrudur. Çok ciddi başarıları hala devam ediyorlar. Erkek basketbolda Euroleague'deler. Bayan basketbolda Euroleague çeyrek finali oynayacaklar. Benim kızım da onlardan birinde oynuyor. Ona da başarılar diliyoruz. Galatasaray'la Euroleague çeyrek finali oynayacaklar. Yani diğer branşlarda çok başarılılar ama istedikleri, aradıkları... Hocam vitrin futbol. Aynen. Vitrin futbol. Aradıkları başarıyı futbolda bulamadıkları için bunların hiçbiri konuşulmuyor. Ben mesela Fenerbahçe'nin yönetiminin vizyonunu beğeniyorum. Şimdi burada 3 takım da ringe çıktı. Yardım kampanyaları düzenlediler biliyorsunuz. Bırakmam seni Beşiktaş. Bırakmam seni, Fenerbahçe'nin Fenerol kampanyası. Fenerol, Galatasaray bir takım şeyler yaptı. Evet yaptı. Orada. Yaptı bana bir şeyler. Ama mesela ben biraz programa gelmeden çalıştım. Buyurun hocam, hepsini anlatın tabii. Önünüzde. Birkaç rakam da verebilirim. Fenerol kampanyası bana göre en başarılı, en iyi organize olmuş kampanya. Niye en başarılı olmuş kampanya diyoruz? Ali Koç ve ekibi medyanın da desteğini alarak kampanyayı çok iyi yönetti. Evet. Ulusal kanallarda 3'ten fazla program yaptılar. Sürekli internet üzerinden program yaptılar. YouTube kanallarını kullandılar. Resmi web sitelerini, sosyal medya hesaplarını kullandılar. Şimdi bunu överken diğer büyük takımların da tam aksi. Bu söylediklerimin tam aksi de maalesef onlar için geçerli. Sponsorluk, reklam gelirleri tavan yaptı son bir senede, 1,5 senede. Yani. Ve biz şuna da bakarız yönetim mantığında. Ne kadar insan destek oldu? 10 lira da olsa, 100 lira da olsa, 1 milyon lira da olsa kaç kişiyi biz bu heyecanın içine kattık? Benim ulaştığım rakam 1 milyon 800 bin bağışçıyı geçmiş. Çok büyük rakam. Ciddi rakam. Gerçekten büyük rakam. Ve 14 Ocak'ta açıklanan verilere göre de 200 milyon TL'yi geçmiş. Fenerbahçe'den bahsediyorsunuz şu anda. Tabii. Fenerbahçe'nin kampanyası. Fenerbahçe'nin kampanyası. Çok büyük rakamlar bunlar. Ve o dönemin bağışların alındığı dönemdeki euro kurlarına bakarsak da yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmiş. Bakın tiş. Bunlar çok büyük olaylar yani. Ya büyük de yatırım yaptı. Ali Koç da aynı zamanda çok çok büyük Fenerbahçe'ye destekler verdi yani şeyin haricinde. Ve ben bir noktaya bunların daha parmak basmak istiyorum. Şimdi diyorlar ki Fener bu kadar oyuncu aldı efendim, batacak, öyle oldu böyle oldu. Orada da bir ticaret mantığı var. Onda da şöyle söyleyeyim. Bunlar da güncel rakamlar. Bugün siz Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınız zaman katılım payı 20 milyon euro. Evet. Her maç galibiyeti 2.7 milyon euro. Üst turada çıkarsanız 9 milyon 500 bin euro. Yani basit hesap yapalım hocam. Katıldım. 3 maç kazandım. Üst tura çıktım, elendim. Yani evet. Çok fazla böyle yarı final oynayamadım, çeyrek final oynayamadım.
40 milyon euro kazandı. Tabii canım, ciddi. Korkunç paralar bunlar. Sizin masraflarınız çıkar. Bütün sıkıntılarınız çıkar. Borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Faizlerinizi ödeyebilirsiniz. Tabii ki. Yani buradaki büyük resme bakalım. Adamlar bu yatırımı yapıyor. Büyük oynuyor. Karşılığında da büyük kazanmak istedikleri için. Ya oyuncu satışlarından da para kazanacaklar. Tabii. Şimdi bu marka isimler getirdiler. Tabii. Bakma yani Fenerbahçe'nin aldığı isimler. Yani bizim camialar, çok özür dilerim hocam. Büyüyerek büyür. Tabii canım. Küçülerek büyüyemezsiniz. Küçülerek ancak küçük camialar yaşamazsınız. Doğru planlamanın içerisinde büyüyor. Çok tabii. Doğru aslında, sayısal olarak da çok doğru rakamları ifade ettin. Evet. Yani ben de buradan şu taraf diğer takımlara Galatasaray'a çeviriyorum. Şimdi baktığımız zaman şu an Trabzonspor daha doğru yönetilen taraf. Evet. Ali Ağoğlu diyorsunuz Ali yani. Ali Ağoğlu'nun yani son 2 yılda başarısı, transfer başarısı. Transfer başarısı, borçları düşürme çabası, doğru yapılanmanın içerisinde yanlışlar tabii ki olacak. Hepimiz yani her yaptığımızın doğru olduğunu söyleyemeyiz. Zaman zaman tabii. Biz de hayatlarımızda birçok şeyi yanlış yapabiliyoruz, yanlış kararlar verebiliyoruz. Tabii. Ama tabii. Bugün kulüplerimize baktığımız zaman Trabzonspor'un daha doğru, emin adımlarla yürüdüğünü görüyoruz ekonomi anlamında. Galatasaray'ın arkasında burada Galatasaray'ı da Sayın Cengiz Başkan'ın da hakkını yemeyelim. Yani 7-24 çalışıyorlar. Biz de bize alacağın verilen kriterlerin sonuna kadar kullanma taraftarı değiliz. Daha da aşağı indirmeye çalışıyoruz. Bu da bir anlayıştır. Çünkü siz ekonominizi düzeltmezseniz bu yarışın içerisinde hiçbir zaman bir nefes olamazsınız. Tabii. Yani olamayın. Bundan sonraki üçüncü takım kim? Beşiktaş. 3 nokta küsür. Sonraki Fenerbahçe 4.7. Yani siz başarılı olmak zorundasınız. Tabii ki. Yani Galatasaray şimdi devre arası bu yatırımı niye yaptı? Eksiklerini doldurdu. Şampiyonluk istiyor. Verdiğin kısa, küçük, basit hesaplarla camialar ayakta kalıyor. 50 milyon, 60 milyon. Artı sponsorluk gelirleri. Artı federasyondan bu rakamlara da sponsorluklar ve seyircili oynandığını düşünelim. Maç günü sattığınız ürünler ve bilet hasılatları da dahil değil. Değil yani. Bir de şimdi tabii. Mart'tan sonra bunda seyirciyle oynadığımızda yayın gelirlerinin yanında bunlar olduğu zaman taraftar, ürün, işte localarının satışları bilmem neler, her şey değişecek. Daha rahatlayacak. Ama başarıyı işte senin verdiğin matematikle abi, başarılı olduğunuz zaman çok büyük nefesler alabiliyorsunuz. Tabii. Şimdi bunun peki, ama buna en çok bu nefese ihtiyacı olan taraf biri Fenerbahçe, biri de Beşiktaş. Tabii. Hocam tarih kazananları yazar. Birinci sıradaki. Aynen öyle. Geri kalan da maalesef siz adına ne koyarsanız koyun ancak alıntı olur. Peki Beşiktaş'ın bu kadar ekonomik sıkıntılara rağmen geldiği noktayı Sergen Hoca, Ahmet Turçevi başkanları nasıl? Oraya geldiğimizde gireriz. Evet. Oraya Beşiktaş bölümüne geçtiğimizde. Bu kayda ekonomisini konuşuyoruz diye söylüyorum. Ekonomi anlamında Beşiktaş'ın da şu an ciddi anlamda çok büyük sıkıntıları vardı ama ben Ahmet Turçevi mesela futbolun ekonomisine, ekonomi yönünden baktığımız zaman onlar da belli standartlarda hareket etmeye çalışıyorlar. Evet. Benim takip ettiğim kadarıyla belki Ali abi daha yakındır onlara, Ali Hoca. Yani Bankalar Birliği'yle anlaşmalar yaptı Ahmet Nurçebi. Birçok konuda sponsorlar bulmaya çalışıyor gene baktığın zaman. Ya bulmak zorundayız artık çünkü sponsorluklar çok önemli. En azından belli kriterlere yaklaşmaya özen gösteriyor başkan. Bunda ısrarcı olursa, sabırlı olursa biraz da böyle sosyal çevreyi de kullanmamız gerekiyor. Evet. Fenerbahçe camiası için. Biraz borçları da düşürdüler sanki son dönemde yani. Düşürülebilir. Ekonomi olması için. Yani burada tabii bizim konumuz Süper Lig. Alt liglerde de çok büyük problemler var. Siz orada hocalık yaptınız biliyorsunuz. Yani genel olarak aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu işe el atması lazım. Yani sürekli şimdi takımları borçlandırıyor. 22 çıktı yeni yasa çıktı biliyorsun abi. İçeriğini gerçi düzeltmeye çalışıyorlar. Sürekli borçlandırarak, hayali transferler yaparak, olmayan adamlara olmayan paralar verilerek biz Türkiye futbolunu bitiririz. Zaten bitti. Evet. Milli takımda başarınız yok. Kulüp takımları Avrupa'da hiçbir başarısı yok. Yani Beşiktaş bölümüne gelince detaylı da analizini yaparız. Şu an işte Fenerbahçe Galatasaray konuşuyoruz. Galatasaray adına ufak bir şey söyleyebilirim. Galatasaray'da da Mustafa Cengiz'i pek rahat bırakmadılar. Adam hem sağlık problemleriyle uğraştı hem de sürekli seçim isteyen bir arkada yönetim. Camia var arkada. Beğenmeyen diyelim veya işte oraya yakıştırmayan. Biliyorsunuz Galatasaray biraz karışık bir camia. Liseli olmayanlar var.
adamcağız biraz mücadele ediyor yani o konuda evet. Hakkını da veriyor. Önemli işler de yapıyor. Ben Cengiz Başkan'ın duruşunu beğeniyorum. Yaptığı evet. işler evet yok, biraz yok. Yanlışları yok mu? Herkesin yanlışı tabii, olabilir tabii, ama tabii. Fatih Hoca'nın her istediği olmayabilir de tabii. Ama büyük bir de Fatih Hoca'yla çalışmak da zor hocam. Yani öyle ama büyük yani. Bölümünü de yapıp ortaya da çıkardılar. Transferleri de yaptılar. Tabii. İstedikleri de oldu. Bazen her istediği bir İrfan Can yani. Dışında hemen hemen bütün transferleri yani. Hallettiler yani. Oynan. İrfan Can'ı alamadılar sadece. Onyekuru sanki hiç ayrılmamış gibi kaldığı yerden devam ediyor. Bir tek de Galatasaray'da oynuyor Onyekuru. Hiçbir takım şimdi oynamıyor. Artık bir bonservisini yapıp bonservisini de alsınlar yani. Şimdi Onyekuru'yla, Muhammed'le, Yedlin'le ondan sonra diğeri Onyekuru, Mustafa Muhammed, Yedlin'i aldı, Fernandes, Getson, Getson. En önemli transferi Galatasaray'ın Getson şu anda gelmiş evet. oldu. Getson kesinlikle önemli bir transfer yani. Oyuncu. Yani bunlar takımın içerisine girdiği zaman zaten önemli bir yapı vardı Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray'ın oyun kültürü de artacak. Saha içerisindeki oyun anlayışı da daha pozitif oyuna dönecekler. Tanıdığımız Yıldız Arda'ya dönmesini istiyorum. Bir futbol sever olarak. Zaten onun veriyor sinyallerini. Evet veriyor. Aynen. Veriyor. Arda şu an o takımın içerisinde önemli bir lider bana göre. Şimdi takımlarımızın aradığı en büyük eksiklik. Şimdi bugün dün Fenerbahçe adına sahadaki lider kimdi? Ozan Sinan. Ozan daha genç bir oyuncu. Anlatabiliyor muyum? Daha yeni yeni kendini bulan bir oyuncu. Evet. Çok sahada, eleştirildi dönemde. Yani ağır eleştirildi. Daha sözünün geçerliliği yok sahanın içerisinde. Ve bu kadar yabancı oyuncu grubunun içerisine daha sert olabilmen gerekiyor. Daha liderlik özelliği olması gerekiyor oyuncunun. Yani biz işte daha o form düzeyinde eleştirdiğimiz nokta bu. Yani Fenerbahçe'nin takım içerisinde de yani dışarıda bir sportif direktörü var, burada iyi bir antrenör var. Var. Bunları şey var. Bunları temsil edecek kişi kimdir sahanın içerisindeki Erol antrenörün tabii. bir eli o sahadaki bantı takan insan. O takımın lideri, o takımın her şeyi. Herkes onun ağzına bakar. Bazen maç kötü giderken orada bir yaygara kopartır rakibinle. Dün orada itiş kakış olsa bir pozisyon oldu, kavga gürültü orada. Hop herkes bir alevlenir orada. Yani bir reaksiyon verirsiniz bir takım şeyler. Biz bakıyoruz Fenerbahçe'de film seyreder gibi oyuncular. Yani hocam kaptan ekranları başında. Tabii ki kaptan yani, olsun ikinci kaptan olsun. Muyum? Tabii ki. Yani çıkarken bir sinirlenir hocalara siz çıkın der. Biz kendi aramızda bir toplantı yapacağız arkadaşlar. Bir şeyleri daha iyi yapmalıyız. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Fenerbahçe'de oyuncu sahadan oyundan çıkarken surat ifadelerine bakar mısınız yedek oyuncuların? Ya takımın içerisinde bir bütünlük sağlanmış değil işte Fenerbahçe'de. Yani girenin çıkanı mutlu değil, mutsuzluk var içerisinde. Kulüben gülüyorsa şampiyonsun. O kadar, o kadar. Tabii çok ki. Çok basit. Kesinlikle. Mutsuzluğun olduğu yerde de başarı olmaz yani. Ben tabii. işte o yüzden Fenerbahçe'ye baktığımda, Erol Bey'e evet. baktığımda bazı soru işaretleri kafamda beliriyor. Bu da beni ciddi anlamda rahatsız ediyor aslında. Ben Fenerbahçe'den, şimdi Sayın Ali Koç... Sen de çok başarılı buluyorsun. Evet. Bana göre de bir hayali satın aldı kendinde. Tabii. Gel artık Ali Koç'un da Sayın Başkan'ın da ciddi anlamda başarılı olması gerekiyor. Onun için de çok önemli bir kriter. Tabii. Yani o da aslında çok yoruldu. Tabii. Ben şimdi konuşmalarına bakıyorum Sayın Başkan'ın. Ciddi anlamda bak bir şey söyleyeyim mi bir de? Ali Koç var ya inanın her konuya hakim. Bak ben hiçbir başkanım bu kadar her branşta ama sadece futbol üzerinde gitmiyorum bak. Her branşta, her oyuncuya, her konuya, her detaya hakim bir başkan var. Ve her olayın içinde Sayın Başkan. Ben o yüzden bu tür insanların, bu tür başkanın, çok önemli bir ailenin insanı. Evet evladı koç. Yani başarılı olması gerekir. Bizim artık Türk futbolunun böyle insanlara da ihtiyacı var. Çünkü para olmadan saadet olmuyor. Ve bu insanların geldiklerinde, kulüplerinde yaşadıkları başarılar da bir sonrakileri de peşinden getirecektir. Yanında sürükleyecektir. Yani yarışın aldığınız nefesin oranını arttıracaktır, miktarını arttıracaktır. O yüzden Ali Koç'un, Sayın Başkan'ın başarılı olması çok önemli. Erol Hoca gecesini gündüzüne katacak. Ben Erol Hoca geldiğinde saçında beyaz yoktu. Şimdi bakıyorum saçında beyazlar çıkmaya başladı. Yani o kadar... O kadar stresli olduğunu farkındayım. O yüzden Erol Hoca'nın biraz elini malzeme bulduğu var Erol Hoca'nın elinde. Malzemesi çok. Malzemesi Beşiktaş'ın malzemesi az
Ama kadroyu rahatlıkla sayabiliyorsun. Yani. Şu anda kime sorsam Beşiktaş'ın kadrosunu sayar. Fenerbahçe'yi de sayar. Fenerbahçe'yi sayamıyorsun ama hocam işte ya. Tam manasıyla sayamıyorsun yani. Tam bir hafta hangisi oynadı, bir hafta hangisi oynadı. Tiyam'a bakıyorsun, iki hafta var. Yok ama Beşiktaş'ta öyle veya böyle Belitonu, Vidas'ı, işte Rozier'i diyorsun, Skalası. Kadroyu sayabiliyorsun. Şimdi, konu dağılmadan şunu da ekleyeyim. Fenerbahçe'yi mesela bir noktada daha takdir etmek lazım. Son Aziz Başkan döneminden beri evet. baktığınız zaman Fenerbahçe yönetim kurulları TÜSİAD yönetim kurulu gibi. Evet. Her camiada saygın gören büyük iş insanları geliyor. Tabii. Yönetim kurulu. Evet. Yani bir kaos olduğu zaman çok rahat çözülüyor. Bugünkü federasyon başkanı Aziz Bey'in başkan yardımcısıydı. Evet. Bugünkü başkan Ali Koç Aziz Bey'in as başkanıydı. Evet. İşte Türkiye'nin en büyük yöneticileri Abdullah Kiyılı, evet. işte giyim konusunda. Bir markaların bir de, değerli ismi. Markaların bulunduğu. Yani zaten hocam ne var biliyor musunuz? Lider adam her şeyi yapan adam değildir. Evet. Lider adam doğru ekibi doğru yönetir. Doğru zamanda doğru şekilde yönetip doğru sonucu alan adamdır. Liderlik budur. Yani Erol Hoca'nın da buradan baktığımız zaman takıma değil mi? Evet. Yani baktığımız zaman Erol Hoca'nın da çok pasif durduğunu görüyoruz. Yani yönetimin dışında yönetim şu an senin gözünde sınıfı geçti mi Ali Hocam? Geçti. Bakın sportif başarı olarak geçmedi ama sportif başarı olarak yapılan transfer anlamında yani, geçti mi? Yönetimsel olarak risk alma, vizyon, işte efendim Şampiyonlar Ligi'ni düşünmek, mutlak başarı parolası. Buradaki hayali satın almak. Hırs, hayali satın almak, Mesut'un gelmesi. Tabii. Bunlar hep pazarlık parçaları. Aynen yönetimin başarısı. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Buyur hocam. Buyurun. Fenerbahçe şampiyon olamadıktan sonra hiçbir başkanı başarılı değildir. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk ister hocam. Tabii. Ya işte Fenerbahçe şampiyonluk ister. Yani şampiyon istediği bütün hiçbir başarı değildir Fenerbahçe taraftarının gözünde. Erol Hoca'nın buradaki işi zor işte. Yani sıkıntı burada. Şu an Erol Hoca'da o liderliği göremiyoruz biz. Yani bir takıma hala bir oyun kültürü yaratılmaması, takım bütünlüğünün sağlanmaması büyük sıkıntı Fenerbahçe için. Şimdi Fenerbahçe'nin her oynadığı maça bakıyoruz. Evet. Hep bir soru işareti var. Zaten ve kurguyu kuramadı ki Fenerbahçe. Kazanamayacağı bu kadroyla belli değil. Ortaya nasıl bir performans çıkar? Şimdi Trabzon'a bakalım. Bir şablon çıkmaya başladı Trabzon'la. Beşiktaş'ta bir şablon var. Evet. Şimdi Sergen son haftalarda evet. Galatasaray yaptığı transferlerle bir çıkış içerisinde. Yani bir oyun kültürü var Galatasaray'ın. Beşiktaş'ın da var. Beşiktaş'ın. Evet. Fenerbahçe'nin yok hocam. Ama Fenerbahçe'de bunu yok. Göremiyoruz yani. Yok bugün yok. Evet. Fenerbahçe'nin hocam yani. İnsanların evet. eleştirdiği nokta bu zaten. Yani biz burada bir şeyler ortadan kayboluyor. Toparlamak gerekirse Galatasaray çok önde. Ama Galatasaray yaptığı transferlerle de öne geçti biraz. O arayı da kapattı. Fatih Hoca'nın o dönemi yönetmesi, o sıkıntı dönemini, stres dönemini iyi yönetmesi, transferlerin de gelmesi. Reklama giriyoruz galiba. Evet, bir reklam aramız var. Sonra tekrar görüşeceğiz.